Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Zamların netleşeceği veriyle birlikte emekliler Temmuz'da çifte ödeme almış olacak. Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Yaklaşık 2 hafta gibi bir süre kaldı. Kurban hazırlıklarına başlayan milyonlarca emekli ise bütçesine destek olan bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor. Ayrıca Temmuz'da zamlı emekli maaşları da yatacak. İşte olası tarihler ve tüm merak edilen detaylar. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl 2 dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini sağlamıştı. İkramiye ödemesi son 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bu ödemeden de yaklaşık 13.5 milyon kişi yararlanıyor. 1000 lira olarak başlayan ikramiye geçen yıl güncellenerek 1100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye ara zam, memur ve emekliye ek iyileştirme açıklamalarının ardından ikramiyenin de artabileceğiyle ilgili beklenti artmış durumda. Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak olası bir iyileştirme durumunda bu tutarın 1500 liraya çıkabileceği hesap ediliyor. Temmuz'da emeklilere %40-45 civarı zam yansıtılması da bekleniyor. Memur emeklileri 1-5 Temmuz'da maaş çekecek, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise 17-28 Temmuz arasında maaş alacak. Eğer yetişirse zamlı maaşlar da bayramdan önceye alınabilir. Bu konuda son kararı yetkili makamlar verecek. Para hesaba ne zaman yatacak? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz'da. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyeler şu ana kadar bayramdan önce hesaplara yattı. Kurban Bayramı hazırlığı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak kurbanın satın alınması, kesim yerinin belirlenmesi gibi daha erken planlama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bayram ikramiyelerin biraz daha erken yatması muhtemel. Ancak ödemenin son haftaya kalabileceğini de hesaba katarsak 4-8 Temmuz arasında ikramiyelerin çekilebileceğini söyleyebiliriz. Daha erken bir olasılıkta ise 27 Haziran ile 1 Temmuz haftası gündeme gelir. Bu tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.